Bir ayette şöyle buyurulmuş: ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Kur'an'a ve başörtüsüne hakaret edenlere, İslam'a irtica, Müslüman'a mürteci hakareti yapanlara karşı sessiz şeytan olmak yasaklandığına göre İslam'a hakaret edenlerden alışveriş caiz mi? Marketlerinden alışveriş yapmak, gazetelerini almak gibi. Evet, şimdi ne zulmediniz ne de zulme uğrayınızdan bir kere o çıkmaz da. O ilgili ayet-i kerimeyi sen bir şimdi hatırla. Şeyde Ali İmran'da mıydı? Estağfurullah. Tublevunne fi emvalikum ve enfusikum ve le tesmaunne minel lezine utul kitabe. Ali İmran'daydı. 180 kaçtı? Evet. 73. sayfada Allah-u Teala, bakın burada diyor ki estağfirullah, letublevunne fi envalikum ve enfusikum, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Şimdi mal öyle bir şeydir ki kazanması da sıkıntıdır, kaybetmesi de sıkıntıdır. Zenginleştiğin zaman seni gıdıklar, birçok günahın önü açılır. Çünkü bazı günahlar parasız yapılmaz. Bazı günahlar da az parayla yapılmaz. Eline imkanlar geçti mi günahların kapısı açılır. Bu defa arkadaş çevreni değiştirmeye başlarsın. Seni ondan engelleyecek olanlara, seni o noktaya getirene kadar sırtlananların bu defa tepesine binmeye başlarsın. Tekmelemeye başlarsın orada. Ondan sonra ne zaman düşersen, muhtaç hale gelsen, gene o seni o noktaya getiren arkadaşların aklına gelmeye başlar. Şimdi kazanmak bir sıkıntıdır. Kaybetmek de sıkıntıdır. Yani kolay bir şey değildir bunlar. Hem zenginliğe dayanmak, fakirliğe dayanmaktan daha zordur gerçekten. Şimdi bu diyor ki Allah-u Teala, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Peki, وَلَتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ, kendine kitap verilmiş olanlardan, مِنْ قَبْلُكُمْ, sizden önce, yani Yahudi, Hristiyan ve diğer şeyler, Zerdüştüdür, Sabisidir. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ve müşriklerden, onun dışındaki bütün kafirlerden duyacaksınız. Ne duyacaksınız? Eben kefire, çok eziyet duyacaksınız. Yani bunlar çok canınızı sıkacak. Tabii ki gelince diyecek, başka şey de diyecek. Bu çok tabii bir şeydir. Diyecek. Bu hayatın bir gerçeği. Ne yapacaksın? Susturacak mısın? Yok kardeşim, diyecek. Ne yapacağını Allah-u Teala burada söylüyor. Diyor ki, وَاِنْ تَصْبِرُوا, sabırlı olursanız, yani her şeye rağmen siz hedefinize yürümeye devam edersiniz. Onlar ne derse desin. وَتَتَّقُوا ve kendinizi de koruma altına alırsanız, فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ, işte bu işlerin kararlılık gerektiren tarafıdır. Yani onlara saldırın, susturun, susma, sustuksa sana sana gelecek diye tempo tutun falan değil kardeşim. Sabırlı ol ve kendini koru. Ya burada bir toplumda yaşıyorsunuz. Bu iman dediğiniz, bizim dinimiz Hristiyanlık gibi değil ki. Hristiyanlar diyor ki, şeyde işte daha önce size anlatmıştım, dinlemeyenler vardır, dinleyenler için yenilenmiş olsun. Finlandiya'dan bir papaz gelmişti, işte doktora yapmak üzere. Ben de o zaman Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanıyım, benim yanıma gelmiş. Şimdi o bölüm kapandı. Ben de biraz konuştum, işte bizim yanımızda doktora yapmak istiyor. O zamanki rektör müsaade etmedi, olmadı. Şimdi ben ona dedim ki, siz dedim işte daha çocukları tutuyor, vaftiz yapıp Hristiyanlığa sokuyorsunuz. Evet dedi, işte ilk günah, Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahın temizlenmesi için vaftiz şartmış. Vaftiz olmadan kimse Hristiyan olamaz. Dedim ki ben şimdi, bu tabii çok uzun bir şey, bu
fazla vakit almasın diye özetini hemen söyleyeyim size de vakit geçtiğince çünkü. Bekleyen sorumuz da var. Evet. En sonda dedim ki ya dedim yani vaftiz yaptıklarını kayda geçiriyorlar. Bu adam Hristiyan olmuştur diye. Dedim ki birçok Hristiyan var Müslüman oluyor. Yani Avrupa'da başka yerlerde. Size göre bunlar Müslüman mıdır dedim. Hayır dedi. Değildir. Niye? Biz onları kiliseden çıkarmadık ki dedi. Yani insanların kafir olma hakkı da yok şeyde. Çünkü kilise onu defterden silecek ki adam Müslüman olabilsin. Silmese yok. İstediği kadar ben Müslüman oldum. Sen bin defa diye benim kaydımda kayıtlısın. Bana aitsin diyor. Şimdi Müslümanlık böyle mi? Tamamen kişinin kendi kararına bağlı. Ve içten vereceği karara bağlı. Adam içten inanmıyor da dışarıdan inanıyorum diyorsa biz buna Müslüman diyor muyuz? Münafık diyoruz. Peki kardeşim, bu inanç dediğiniz akşamdan sabaha değişiyor. Akşamdan sabaha adamın inancı değişti diye karısından, kocasından, eşinden, dostundan, işinden mi olacak? O zaman Allah bir baskı. O da hangi dinde baskı yoktu? Dolayısıyla bu insan inancını değiştirdiyse tabii ki konuşmalarını da değiştirecektir. Tabii ki sana hakaret edecektir. Tabii moruk da diyecektir, bilmem başka şey de diyecektir. Gerici de diyecektir, ne diyorlar, yobaz da diyecektir. Diyecek, buna alışacaksın. Birlikte yaşamanın gereğidir, diyecek. Sabırlı olursan diyor Allah-u Teala bütün bunlara karşı, işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Bir müddet sonra bakarsın ki o gerçeği anlamış ve tekrar dönmüş. Evet.